Yani şöyle biraz çok kısa bir madenle alakalı ya biraz çok, evet, konuşalım. Evet Vaktim Böyle... var ben sizin hani evet. yani biliyorum kısa... <laughs> yoldan geldiğiniz çok yoğundunuz. O yüzden hani Islaflı. size sormadan da emri emrivaki yapmak istemedim. Eğer evet. rahatsanız madeni konuşmak isteriz valla. Yani şöyle madenle ilgili birkaç şey söylemekte fayda var. Çünkü Hı -hı. Türkiye yer altı tabii özellikle doğalgaz ve petrol çok öne çıktı bu son dönemde ama e, Yeraltı zenginlik açısından önemli bir ülke. Dünyada maden çeşitliliği açısından 8. sıradayız. Hı hı. Bütün dünya genelinde. Yani hı. Türkiye'de altından diğer metalik madenlere, işte çinkosundan, e, e, bakırına, kromuna birçok alanda e, metalik madenlerde de zenginliğimiz var. Şimdi bizim bunları toprak altından çıkarıp ekonomiye kazandırmamız lazım. Türkiye geçen sene 2022 yılında diyelim geçen seneki rakamlar 2023 daha yeni bitti henüz netleşmiş değil ama 2022 yılında 6,5 milyar dolarlık bir ihracat yaptı madende. Bu rakam 2002 yılında 680 milyon dolardı. Yani bir 10 kat büyüdük maden ihracatında. Ama Türkiye hala madende net ithalatçı konumda. Hala bir 10 kat daha büyüme potansiyelimiz var mı? Bir 10 kat daha büyüme potansiyelim yani buradan sonraki bir 10 kat bayağı iddialı olur. Eğer nadir toprak elementlerini katabilirsek işin içerisine böyle bir yere doğru gideriz inşallah. Ama şunu söylemek istiyorum. Hedefimiz şu. Türkiye'nin madende de net ihracatçı bir ülke olması lazım. Bazı madenler bizde olmayabilir ama olanların kendi sanayimiz, kendi ihtiyacımız ötesinde olan kısmını ihraç eder hale gelmemiz lazım. Onun için de madenlerimizi çevreyle uyumlu bir şekilde yani en uygun şekilde yani uluslararası standartta ne yapılıyorsa yani Kanada'da madencilikte ne yapılıyorsa Kanada bugün madencilikte Avustralya çok ileri gitmiş ülkeler onlar ne yapıyorsa biz de aynı çevre standartlarında aynı emniyet şartlarında yani insanı da önceliklendirerek maden kazalarına vesaireye inşallah herhangi bir şey olmadan ama bunları ekonomiye kazandırmamız lazım ve Türkiye'yi en kısa vadede net ihracatçı bir ülke haline getirmemiz lazım. Geçen seneki bizim ithalatımız 12 13 milyar dolar civarında. 6,5 milyar dolar Satıyoruz. ihracatımız var. Dolayısıyla onu kapatıp onun üzerine geçmemiz lazım. Türkiye altında 100 ton olarak hedefimizi koyuyoruz yıllık üretim. Yani bu 42 tonlara çıkmıştı. Bu seneyi 35-36 tonlarla bitiriyoruz. Ama 100 sona gidebilmemiz lazım. Onun için aslında burada da yine bir farklı bir bakış açısına, farklı bir yaklaşıma ihtiyaç var. İşte biliyorsunuz e, herhangi bir maden projesinin zaten izin süreçleri, yani bizim kamu kurumlarımız zaten yeterince bu konuda dirençli ve böyle kılı kırk yararcasına, yani hem çevresel izinlerde hem orman izinlerinde öyle bakıyorlar. Ama onun ötesinde belli gruplar bu işe hani istemezük yaklaşımıyla da yaklaşıyorlar ama bunlar hakikaten ülkemizin zenginlikleri işte o başta konuştuğumuz hani bütün bunlar iyi güzel de hani vatandaşa bu iş nasıl yansıyacak? Türkiye eğer geçen sene ya da 2022 diyelim ödediği 96,5 milyar dolar enerji ve maden faturasını ödemediğini düşünün. O direkt cebinizde kalan para. Cebinizde kalan para Cari açık sizin için bir problem değil. Türkiye cari fazla veren bir ülke. Döviz bana göre bu anlamda problem değil. Dolayısıyla böyle bir noktaya doğru gittiğimizi hayal edin. Bunu %50'ye düşürdüğümüzü hayal edin. Dolayısıyla bu faturasını düşürmüş bir Türkiye daha müreffeh bir Türkiye olur. Daha huzur içerisinde bir ülke olur. Dolayısıyla meseleye biraz böyle bakıyoruz. Onun için de madenlerimizi de biraz önce ifade ettiğim prensipler çerçevesinde... ...ekonomiye kazandırmamız Şimdi gerekir. Sayın Bakanım, maden demişken boru konuşmamak olmaz. <laughs> Zamanımız var mı? Var, var. Şimdi şöyle... <laughs> Rahat e, Bor konusunda e, Türkiye'de hakikaten biz çocukluğumuzdan beri hep seviniriz. Ya Türkiye'de öyle bir maden var ki işte bor... ...dünya galiba yüzde değil mi? Rezervleri evet, o civarda bizde. E, biz bunu ekonomiye kazandıramıyor muyuz? Ya da ne bileyim burada dünyada böyle bir talep yok da... ...o yüzden mi e, istenilen seviyeye gelemiyoruz? Evet. Mesela biz geçen yıl ne kadar bor ihrac ettik. Şimdi şöyle bir takım makro rakamlar söyleyeyim size. Dünya bor pazarı yaklaşık 4 milyon ton. Yani hani dünya bor pazarı işte iki katına büyür mü? E çok da kolay değil. Yani kullanım alanları olarak hani 4 milyon ton 8 milyon tona gider mi? Biraz zor. Uzun vadede belki gidebilir. Ama 4 milyon tonluk bir pazar var şu anda. Bu pazarın 63'ü itimadın elinde. Yani Türkiye olarak biz bu pazarın yani dolayısıyla yaklaşık 2.4 2,5 milyon ton, 2.6 milyon tonunu biz biz satıyoruz yani. Bu önemli bir pazar payı. Tabii ki hedef %100 olabilir. 4 milyon tonun tamamını biz satalım ama sattığınız ürünün piyasa fiyatına işte şeyine baktığınızda da dolayısıyla oluşturabileceğiniz o 4 milyon tonla büyüklükler belli aslında. Şimdi biz onun için borda yaklaşımı biliyorsunuz farklılaştırdık. Dedik ki Katma değerli ürüne nasıl dönebiliriz? Katma değerli ürün deyince işte bor karbür, e, ferrobor e, gibi farklı ürünlere. Çünkü Veya... oraya geçince satış fiyatı artıyor, kazancınız tabii, artıyor. Tabii orada mi? işte katma değer dediğimiz işte belki ürünün satış fiyatını ne bileyim 10'a, 100'e daha fazla ileriye götürebilecek bir alana girmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla son dönemde borla alakalı stratejimiz bu. Onun dışında da... Kullanım alanlarını farklılaştırmak işte biliyorsunuz e, bordan deterjan ürünleri yaptık. Şimdi e, ürün gamımızı biraz daha çeşitlendiriyoruz. Aqua Bor diye yeni bir ürünü e, tanıttık. Onda biraz daha 2024'te büyümek istiyoruz. Yakında bunun lansmanını da yapacağız. Ve farklı ürünleri vatandaşımızın hani hem bir alternatif olması açısından onlara e, kullandırmak istiyoruz. Dolayısıyla hem farklı kullanım alanları açıp bir anlamda Piyasayı büyütmek istiyoruz. Bir taraftan da katma değerli ürüne dönmek istiyoruz. Özellikle bor atıklarından yani önümüzdeki projelerden bir tanesi şu. Bor atıklarından lityum üretmek. Biliyorsunuz Hı. elektrikli araçlarda araçlar, depolamada evet, çok evet. ihtiyaç duyulan bir şey. Biz hem sıvı e, bor atıklarından hem de katı bor atıklarından ondan lityumu ayrıştıracağımız bir e, tesis kuracağız önümüzdeki yıl. Şu anda bir e, test süreci devam ediyor. Test aşamasına gelmiş durumdayız. Ee, ama borla alakalı da böyle bir genel çerçeve çizebiliriz. Şimdi maden de net ihracatçı dediniz ve altın örneği verdiniz. Hedef evet, bu. Evet. Ee, net ihracatçı ülke konumuna gelmek için e, altın ve neler? Yani saydığınızdan hedef ne? Hangi şöyle madende al... ne? Evet. Öyle yani Eğer çok stratejik bilgi değilse. Yani diye. şöyle söyleyeyim. Biz altındaki yani hedef rakamımızı söylüyorum. 100 ton civarında bir üretim yıllık Hı -hı. yapabileceğimize inanıyoruz. Hedefimiz bu. 100 tonu üretebilmek. Tabii Türkiye'nin altın ithalatı biraz farklı bir hikaye. Altın vatandaşımızın çok yoğun rağbet gösterdiği evet. bir alan. Dolayısıyla Türkiye muazzam bir ithalat yapıyor. Yani onu tamamen karşılamak belki mümkün olmayabilir ama biraz önce de ifade ettiğim gibi Türkiye'nin işte metalik madenlerde çinkoda bakırda kromda diğer alanlarda ve bu nadir toprak elementleri kritik madenlerde mutlaka daha çok üretim yapması lazım bunları katma değerli hale getirip o şekilde de Türkiye'nin ihtiyacını işte savunma sanayinin diğer sanayimizin diğer alanların ihtiyaçlarını karşılayıp geri kalan kısmını da ihraç ediyor konumuna getirmeyi hedefliyoruz. Şimdi Enerji Bakanı ekranda olunca, çok soru İsrail var. İsrail meselesi gündemde olunca, Gazze gündemde olunca, Akdeniz enerji senaryoları, enerji savaşları dünyada konuşulurken size çok sayıda soru gelmiş. Akdeniz'in altında gerçekten trilyon dolarlar var mı? şu an devam eden Türkiye'nin sondajı nerede? Ee, ...ve e, gazze meselesiyle ilgili gazzenin de hemen yanında e, rezervler var... ...ve aslında kıyamet bundan kopuyor doğru mu? Evet herhalde program bitmeyecek bu şekilde. <laughs> Sizi burada tutacağız. Evet. Ee, şimdi şöyle Akdeniz'de keşfedilmiş önemli rezervler var. Bunların en kayda değer olanları açıkçası Mısır'ın e, keşfettiği doğalgaz e, rezervleri ki üretim yapıyorlar... Ee, onun dışında İsrail'in e, keşfettiği doğalgaz e, yatakları var. E, Güney Kıbrıs'ın iddia ettiği ve bulduğunu iddia ettiği rezervler var. Ama onların hiçbirisi üretime henüz geçmiş değil. Ama üretim yapan temel olarak e, Mısır ve e, İsrail. E, onun dışında Akdeniz'le alakalı, Doğu Akdeniz'le alakalı işte Lübnan'da aramalar var. E, bizim biraz önce ifade ettiğim gibi 2000... 18'den bugüne kadar yaptığımız 8-10 tane derin deniz sondajı var. Biz inandığımız için, burada bir petrol, doğalgaz emaresi gördüğümüz için bu aramaları ve sondajları yapıyoruz. Bunlar hakikaten çok ciddi yatırım ihtiyacı olan alanlar. Dolayısıyla biz Akdeniz'den bu anlamda ümitliyiz. Yani kendi kıta sahanlığımıza, kendi deniz yetki alanlarımızda bu aramalara devam edeceğiz. Ee, ama tabii yani konuşmamın başında da ifade ettim Biz bütün bu işleri bu sektörün e, standartlarına uygun ne gerekiyorsa onları yaptıktan sonra ancak hı hı. yani işte o sondajlar bittikten sonra belli testler bittikten sonra açıklayabiliyoruz Dolayısıyla böyle bir rezerv tahmini yapılıyor doğru e, ama bunları bulmadan e, üretilebilir hale getirmeden bir şey söylemek çok doğru değil Evet. Gazze açıklarında doğalgazla alakalı e, bir kaynak olduğundan bahsediliyor. Orada e, bu kaynak gazze için önemli bir kaynak hı hı. olabilir. Yani gazzenin işte biraz önce ifade ettiğim gibi yarın gazzenin enerji altyapısına ayağa kaldırma kaldırılması noktasına gelindiğinde orada üretilecek doğalgazın gazzenin elektriği için kullanılması fevkalade anlam ifade eder. Ama dünya ölçeğinde... E, e, oluşabilecek bir büyüklükten bahsetmek için şu anda erken açıkçası evet. yani öyle bir e, bilgimiz yok. E, ama bir gaz kaynağı, e, bir rezervle ilgili bir bilgi de var bizde açıkçası ama. Hani ha. onu burada şu anda konuşmamıza belki çok gerek olmayabilir. Ama bu gaz için önemli. Ha. E, ya o, o bu kadar karmaşa evet. çıkaracak bir rezerv değil galiba. Öyle mi? Yani Hı. E, öyle denilebilir evet. Hı. Yani şunun için soruyorum. Hepsi enerji yüzünden, gaz rezervi yüzünden oluyor diyen de bir kesim var ya. Yani bir yandan da bunun için soruyorum. Evet. Bütün küresel güçlerin bu bölgeye akın etmesi, enerji savaşları nedeni bu diye. Acaba gerçekten bu evet. rezervler böyle mi? Yoksa aslında mesela sadece gazların açığındaki rezerv değil de bütün Doğu Akdeniz ve bütün bölgeye yönelik enerji meselesi Bence daha, daha büyük resimde daha büyük konular var. Onun içinden yani tek başına bu işi Gazze'nin açıklarındaki gazla sınırlandırmak biraz şey olur. Hı hı. Vaktimiz eksik var. Eksik olur. Sanıyorum son 8 dakikamız. Ben kulağına atalet evet. sesini duydum. Duydunuz mu? Zaman ben <laughs> Sayın Bakan şöyle bir genel yalnız Bakın ya. anlaşmamız... Özer özel yor söyleme ama. değil evet ya daha daha kısaydı fakat evet, akıcı e, ve iyi gibi. Evet ama şöyle inanılmaz bir e, e, seyirci talebi var şu Öyle an mi? ve soru geliyor. E, o yüzden sizi ama sordum Esnaf biliyorsunuz var. yani vaktiniz ben ama, var evet. mı diye <laughs> tuttuk. <Evet. gülüyor> Ben Sayın Bakan'a şunu sormak istiyorum. Gerçi kısmen bu programda bunları anlattı. Şimdi ben sizin anlattıklarınızdan özellikle madenler konusunda ya bu memlekette doğalgaz varmış, bulunamamış, çıkartılamamış. Petrol varmış, bulunmuş ama aslında normal rezervin çok azı çıkartılmış. E altın olduğunu biliyoruz değil mi? Yani bakıyoruz bütün madenlerimizde aşağı yukarı böyle bir tablo var. Bugüne kadar hani bunların çıkartılmamasını bir tarafa bırakalım. Şu sebeple bu sebeple. Önümüzdeki süreçte e, bu yerin altındaki zenginliğin ekonomiye kazandırılması noktasında e, bir sıkıntıyla karşılaşır mıyız? E, buna işte mesela biz doğalgaz bulduğumuzda dendi ki ya e, bu bazı yerleri rahatsız edebilir ya da petrol bulunduğunda hani küresel ekonomide bu bir rahatsızlık yaratır mı? Evet. Türkiye'nin kendi madenlerini ekonomiye kazandırması gerçekten iddia edildiği gibi bazı teorilerinde bazı çevreleri rahatsız eder mi? Evet. Ya bu soruya şöyle e, bir bir yaklaşımda bulunmak isterim. Şimdi e, bir kere hani işte bunlar vardı da niye olmadı? Yani birçok sebep sayabiliriz işte biz kendi açımızdan bakıp işte şöyle bir planlama yaptık da şöyle efendim çalıştık da böyle bir netice aldık diyebiliriz. Ama işin özünde şu var. Zafer benim inancım şu. Bütün alanlarda bu da bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Siyasi irade bu işin temelidir, özüdür. Bütün arkasındaki itici gücü budur. Bu siyasi irade, istikrar, Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği olmasa bunların hiçbirisi olmazdı. Geçmiş hükümetler 2002 öncesine bakın zaten... Yani bir planlama yaptığınızı düşünün. İşte i̇ki senede, iki buçuk senede daha kısa ömürleri olan hükümetler döneminde zaten bunları yapma şansınız yok. Dolayısıyla milletimizin Cumhurbaşkanımıza gösterdiği teveccüh, bu 21 yıllık iktidarın o siyasi iradeyle bütünleşmesi, siyasi istikrarın, siyasi iradeyle bütünleşmesinin neticesidir bunlar. Yani işin özü hani bir tane... ...nasıl oldu bu iş diye soracak olursanız cevabı bu. Yani gemilerin alınması bile değil mi? Bu, yani bu işin çok içinde birisi olarak söyleyeyim. Yani her aşamasında, her detayında olan birisi olarak söyleyeyim. İşte Fatih gemisini Norveç'te gidip pazarlığını yapan kişi olarak söyleyeyim. Emin olun birçok farklı sesin, değişik yaklaşımın içerisinde biz o alımları yaptık ve... ...temel stratejideki işin özünde o vardı. Çünkü eğer o gün gemileri almasaydık, geminiz olmasaydı, emin olun Akdeniz'de bir metre sondaj yapamazdık biz. Dolayısıyla Çünkü diğerleri gelmiyor, parasını verdiğimiz evet, halde gelmiyor. Evet. Bu gemiler olduğu için gemiler pandemiyi düşünün 2020 yılı ev, evlerimizden çıkamadık, öyle değil mi? Böyle bir ortamda o gemilerde 7/24 operasyonlar devam etti. Eğer kendi geminiz olmasaydı ve kendi ekibiniz olmasaydı bunları yapma şansınız yoktu. Dolayısıyla bu siyasi irade, arkada güçlü, kararlı, dirayetli duruş Cumhurbaşkanımızın olmasaydı bunların olma şansı yoktu. Bu, bu çok değerli bir şey. Dolayısıyla bu projelerin akamete uğramaması e, yine anahtar şeyi bu. Ve bu anlamda işte 14 Mayıs, 28 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar milletimiz... Bir beş yıl daha ülkeyi idare etme yetkisi verdi. Bu çerçevede de şimdi aslında zor dönemleri belli oranda aştığımızı düşünüyorum. Bundan sonrasını biraz daha elbette ki teknik anlamda, iktisadi anlamda birçok zorluklar karşımıza çıkacak. Ama daha e, kolay bir dönem olacağını düşünüyorum belli yönleriyle. Gerçi hani dünyadaki şey bunu söylemiyor ama bizim teknik anlamdaki çalışmalarımız artık gazını bulmuş. Şimdi üretim aşamasına geçmiş bir Türkiye daha artık birçok açıdan tecrübesi, uzmanlığı, kendi mühendisimizin, jeologlarımızın, diğer alandaki çalışan bütün arkadaşlarımızın şeyi çok daha ileri gitmiş. Daha önemlisini size söyleyeyim. Artık kendine daha çok güvenen, artık hani Türkiye Petrolleri'ni söylüyorum size 2016 yılında bu şirketin yıllık üretimi 36, şey günlük üretimi 36 bin varildi. Bugün sadece Gabar'da 32 binleri bulmuş durumdayız. Ve diyoruz ki Şırnak Türkiye'nin petrol üssü olacak. Oradaydık işte yılbaşı akşamı yani Şırnağa biraz Adıyaman ve Batman'dan arkadaşlar da vardı. Dedik ki kusura bakmayın artık Batman bir numara olmayabilir. 2-3 ay sonra Şırnak Türkiye'nin belki yıl sonunda açık ara artık bir numarası olacak. Türkiye'nin petrolle alınan şehri, bölgesi. Dolayısıyla bütün bunlar inşallah önümüzdeki dönemde sonuçlarını aldığımız, vatandaşlarımızın işte bunun neticelerini evlerinde işte ne bileyim ekonomilerinde, hissettiği bir dönem olacak ve e, daha iyiye doğru, daha farklı alanlarda da yeni keşiflerle, yeni geliştireceğimiz projelerle gideceğimiz bir dönem olacak yani. Çok teşekkür ediyorum. E, gerçekten e, kaldım mu sanmıyorum. Yok gayet evet. <gülüyor> <Tüm> <gülüyor> sorularımıza <laughs> sorduk. <demek gülüyor> ya Sayın Bakan, e, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar gerçekten teşekkür ederiz. Hem çok aslında son dakika bilgileri verdiniz. Öyle mi? Hem de evet gayet açıklayıcı bir yayın oldu. Dolayısıyla gece görüşüne katıldığınız için teşekkür ediyoruz size. Ben çok teşekkür ediyorum. Uzun bir zamandır planladığımız evet. bir programdı. Sizlerle çok güzel bir program oldu. Bu akşam aynı zamanda Regaip Kandil'i evet. dolayısıyla bütün milletimizin de Regaip Kandil'ini tebrik ediyorum. Biraz uzun oldu ama eminim güzel bir program çok oldu. Çok, oldu. Çok, güzel çok oldu. teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok, ediyoruz. Ediyoruz. çok sağ olun. Sevgili izleyiciler bir kısa ara vereceğiz sonrasında beraberiz.